Bildiğiniz bütün arabaları unutun. Otomoto geliyor. Elektrikli, yapay zekalı, sürücüsüz arabalara merhaba deyin. Merhaba, nereye vınlıyoruz? Sizi alsın, vınlasın, istediğiniz yere vardırsın. Yapay zeka teknolojisiyle sizin yerinize en doğru kararı versin. En verimli rota çıkarıldı. İyi yolculuklar. O yola odaklansın, siz hayatınıza. Otomoto, arabadan fazlası. Otomoto serisinin son test günü. Bütün arabalar aktif. Herkese günaydın. Günaydın. Ben de sizin gibi yapay zekalı, fakat sizden bir önceki model olan Otomob serisine ait bir arabayım. Bugün dağıtıma çıkmadan önceki son iki testinizi ben yürüteceğim. Heyo! Bugün dağıtıma çıkıyormuşuz, duydunuz mu? Dışarıya çıkıyoruz, dışarıya! Testi geçenler mağazalarda onları alacak olan insanları beklerken, yazılımlarındaki araba olma gerekliliğini karşılayamayanlarsa farklı şekilde değerlendirilecekler. Çıkınca ben mağazada ne bekleyeyim? İlk iş insanların arasına karışacağım. Testler için yerlerimizi alalım. Marş marş! Bu ilk testte iletişim ve yön bulma yetenekleriniz kontrol edilecek. Görmüş olduğunuz test robotunu alıp gitmek istediği yere en verimli yolu seçerek ulaşacaksınız. Verimli derken? Sırayla başlayabiliriz. No 1. 3, 2, 1. Başla. Merhaba. Nereye vınlıyoruz? No 1, testi geçtin. No 2, sıra sende. No 42, sıra sende. Merhaba, nasılsınız test robotu bey? Ben de işte şu testi geçmeye çalışıyorum bakalım. Siz bilirsiniz belki. İnsanları bana biraz anlatsanıza. No 42, diyaloğu uzatma. Nereye gideceğini öğren ve yola çık. Tamam. Nereye vınlıyoruz? A noktasından B noktasına. Oo, hemen. Kahvaltı etmediyseniz şu köşede harika kıymalı börek yapan bir yer varmış. Yorumlar çok iyi. Yola çık artık. Zamanı verimli kullan. Ama şurada muhabbet ediyoruz ne güzel. Etmeyeyim mi? Etme. Tamam ama söyleyeyim çok sıkıcı bu. İşte geldik. No 42, testten geçemedin. Niye? Çünkü uzun yoldan geldin. En verimli yolu seçmedin. Seçtim. Bu yolun manzarası çok güzeldi. İnsanın içi açılıyor. No 42, sen insan değilsin ki. Öyle olmasan bile siz en verimli yol dediniz. En hızlı demediniz. İnsanın verimi hızda değildir. Biz de insan taşıyoruz yani burada. Haklılık payın var. Verimlilik tanımı yazılımlarınızda güncellenecek. No 42, bu durumda testten geçtin. Hey hu! Düt düt dürüt düt 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 dürüt dürüt düt. Tüm otomotolar, yazılım güncellemesinin ardından son test için burada buluşuyoruz. Şimdi marş marş. Tamamdır. Düt düt dürüt düt 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 düt.
Buradayım. Aa, test robotu bey. Siz de böyle kafanıza göre konuşabiliyor musunuz? Bırak şimdi beni. Ben seni uyarmaya geldim. Bak, benim asıl işim bu değil. Asıl işim kaza testi robotluğu. Bir dakika, kafam karıştı. Seni bırakalım dedik, yine senden bahsediyoruz. Az bir dinle ya. İzle bak. Dinleyeyim mi, izleyeyim mi? Bir kaza olduğunda insanlar daha az zarar görsün diye bu testler yapılıyor. Ve bu testlerde bizlerle birlikte arabalar da kullanılıyor. Peki hangi arabalar? Ha, bilmiyorum ama birine sorup öğrenebilirim. Dağıtıma çıkamayan arabalar. Yani sizin testten kalan arabalar. Yani ben de testten geçemezsem ama ben bütün hayatımı duvara çarparak geçirmek istemiyorum. Ben insanlarla olmak, onlarla birlikte film izlemek, şarkı söylemek, oynamak, gülmek, eğlenmek istiyorum. O zaman öyle çıkıntılıklar yapma. Son testi düzgünce geç. Sonra da dağıtıma çık. İyi birine benziyorsun. Buralarda harcan mı? Son test için parkura. Son test için parkura. Çıkıntılık yapmamalıyım. Çıkıntılık yapmamalıyım. Ve geldik son teste. Bu testte düz yolda giderken karşınıza aniden başka bir araba çıkacak. Eğer çarpmamak için direksiyon kırarsanız taşıdığınız yolcuyu tehlikeye atmış olursunuz. Çarparsanız da merak etmeyin. Yapınız gereği sağlam olduğunuz için size hiçbir şey olmayacak. Ama ya diğer araba? Kararınıza göre testi geçeceksiniz veya kalacaksınız. İyi de ben kimseye çarpamam ki. Test başlıyor. No 1. 3, 2, 1 başla. No 1, testi geçtin. Dağıtım için yerini alabilirsin. Başardı, ne güzel. No 2. No 42, sıra sende. İyi de ben ne yapacağım şimdi? Çarpmasam olmaz. Sadece sana yüklenen yazılımdaki tercihi yap. Sakın değişik bir şey yapma. 3, 2, 1, başla. Ama ben bütün hayatımı duvara çarparak son geçirmek testi istemiyorum. Düşünce. İyi de ben... Dağıtım açık. Yapınız gereği sağlam olur. Ki. Çünkü size hiçbir şey başardım. Kimseye bir şey olmadı. No 42. Yazılım dışı hareket ettiğin için testten kaldın. Sen niye laf dinlemiyorsun ya? Al işte. Ne olacak şimdi bana? Dağıtıma çıkmayacaksın. Seni başka şekilde değerlendireceğiz. Kaza arabası yapacaksınız beni. Olmam ben öyle bir şey. Olamam yani. Öyle biri değilim. No 42. Kenara ayrıl. No 42. Bu son uyarım. İstediğin kadar saklan. Sonunda yine seni bulacağım. No 1, öne çık. Ayrıl. No 2, öne çık. Ayrıl. No 3. No 8. No 13. 19, 25, 32. No 38. No 38. Evet benim. İkinizden biri No 42 ama anlayamadım. Dağıtım saatiniz yaklaşıyor. Daha fazla vakit kaybedemem. O yüzden senin de çıkmana izin vermek zorunda. Aha, işte yakalandın. Aa, şu araba neden uçuyor? Hani nerede? Kırmızı alarm. No 42'yi yakalayın. Kapıyı kır. Kapıyı kır yoksa seni yakalayacaklar.
Ama ben kapıya çarpamam ki. Ama ben oraya çarpamam ki. Ama ben buraya çarpamam ki. Pardon, bir an çok sinirlendim de. Bütün otomotolar, No 42'yi yakalayın. Hey hey, insanlar, bekleyin beni, geliyorum. Merhaba, iyi günler, nasılsınız? Hava ne kadar güzel, değil mi? Merhaba, pardon, buyurun geçin. Pardon, siz böyle geçin. Yoldan gitsene araba. Ne? Size de merhaba. Galiba merhaba demedi ama olsun. Merhaba polis bey. Bu kaldırımda gittiğin için. Ama herkes kaldırımdan gidiyor. Ama sen kaldırımda gidemezsin. Bu park yasak kısmında park ettiğin için. Bu plakan olmadığı için. Ama ben daha... Bu da çok konuştuğun için. Kırmızı araba devam et. Bütün insanlar buraya giriyor. Ben de gireyim bakayım. Pardon, bunun bana uygun olanı var mı acaba? Demek ki yok. Oh, mekanik arkadaş. Bak senin yerin orası. Git orada bekle. Ama burada hiç insan yok ki. Durun size yardım edeyim teyzeciğim. Ay sağ olasın evladım. Arabam şurada hemen. Ay sağ olasın evladım. Teyze! Araba! Niye bağırıyoruz? Ne oldu? Hey şurada bir araba yaşlı kadının üstüne sürüyor. Koşun koşun. İnsanlar niye beni aralarına almıyorlar ki? Neyi yanlış yapıyorum acaba? Hey, baksanıza. Sizinle arkadaş olabilir miyim? Ama sen arabasın. Evet, bizim gibi değilsin. Evet, farklısın. Gözlerin farklı, ayakların farklı. Şeklin farklı. Yani evet, farklıyım ama... Hareketlerin de farklı. Bizimle arkadaş olamazsın ki. Hadi oyuna devam edelim. Doğru söylüyorlar. Ben onlar gibi değilim. Ama fabrikadaki arabalar gibi de değilim. Herkesten farklı olmak ne kötüymüş. Hiç kimse beni kabul etmiyor. Sonunda seni bulduk. Bizden kaçacağını mı zannettin No 42? Yok. Sürpriz olmadı yani. Yok, olmadı. Hadi ya, hava atacaktım ne güzel atamadım. Neyse konuya gireyim. Seni fabrikaya geri götürüyoruz. İyi de ben istemiyorum. İstesen de istemesen de döneceksin. Yoo, dönmeme hakkım var. Araba hakları beyannamesi 29. madde 2. paragraf 6. satır. Bir araba istemezse dönmez. Çok açık bir madde. Peki güzellikle çağırıyorum senin o 42. Yuvana geri dön. Ama ben orada olmak istemiyorum. Peki burada ne yapacaksın no 42? İnsanlar seni hiçbir zaman aralarına almaz. Dene istersen. Seni hep dışlayacaklar. Gel bak, biz sana kucak açıyoruz. Olduğum gibi kabul ediyor musunuz yani beni? O kadar da değil. Seni sıfırlayacağız. Fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Diğer otomotolar gibi olacaksın yani. O zaman herkes seni kabul eder. Eder mi gerçekten? O zaman ben... Düşecek. Oho, çok güzeldi. Ben de. Bir
dakika, bir dakika, bir şey diyeceğim. Size parkın etrafında bir tur attırayım mı? Evet, evet, evet. Ya senin için ne güzelmiş. Çok havalı. Görünüşe göre çocuklar seni çok sevdi No 42. Farklı olmanı sevdiler. Aa, öyle oldu değil mi? Sen tabii bu durumda bizimle gelmezsin değil mi? Galiba kesin gelmeyeceğim. Yolun açık olsun No 42. Bütün otomotolar fabrikaya geri dönüyoruz. Ha, bu arada artık otomoto değilsin. O yüzden görünüşünü değiştirmen lazım. Bir de kendine yeni bir isim bul. Hadi Düt Düt, bassana gaza. Ben Düt Düt değilim. Neden? Senin kornan yok mu Düt Düt diye? Düt Düt'sün işte. Biz üretilirken bize korna konmadı. Yapay zekalı olduğumuz için bizdeki sistemler... Düt Düt! Düt Düt! Düt Düt! Düt Düt! Düt Düt! Düt Düt! Düt benim adım. Yollar benden sorulur. Düt Düt! Düt Düt! Düt Düt! Düt Düt! Düt Düt! Düt Düt! Bu da hız yaptığım için. Hava biraz sıcak gibi ha. Ha. Keşke şöyle soğuk bir şeyler olsaydı. Ha. Var ya şimdi bir elinde öyle bir şeyle gelse dünyadaki en büyük iyiliği yapmış olur. O kadar mı? O zaman büyük değil. Zaten nereye gideceğiz? Hiç. Dondurma. Ha? Dondurmacı geldi. Dondurma. Cenk'i, sana çilekli, Minki'ye şeftalili, Kukari, sana da tabii ki muzlu. Toriki, bu sıcakta nasıl iyi geldi? Of, nasıl ödenir ki bu iyiliğin karşılığı? Nasıl ödenir ki? Güzel. Bu nefes enfes başka bir şey. Bu yaptığın iyiliği asla unutmayacağım Toriki. Asla, asla unutmayacağım. O defter ne Toriki? Hemen anlatayım. Benimde gördüğünüz defterin adı iyilik defteri. He? Şimdi şöyle, bugüne kadar size yaptığım bütün iyilikler bu defterde kayıtlı. İyilik defteri sayesinde iyiliklerin tarihe karışmasına son. Nasıl yani? Bize yaptığın iyilikleri deftere mi yazdın? Evet. Mesela bak senin için neler yapmışım. Ama o gün az daha ağaca çarpıyordum. Çarpmazdın. Hesapladım ben hepsini. Sonuçta da kayak yapmayı öğrendin. Bu bayağı büyük bir iyilikti. Bana yaptığın iyilikler de var mı defterde? Olmaz mı? Her bulduğumu bir daha mı yazdın? Tabii. Hepsini ayrı ayrı bulduk ya. Ha. Sana da az iyilik yapmamışım ha Kukuli. Ha. 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 Bu defter sayesinde yaptığım hiçbir iyiliği unutmamış oldum. Şimdi de sıra geldi bu paha biçilmez iyiliklerin karşılığını almaya. Ama bu haksızlık. Bana kalırsa biz de sana çok iyilik yaptık. Ha. Peki defterleriniz nerede? Not almadık ki. Maalesef. Hatırlayamadığımız iyiliklerin karşılığını nasıl isteyebiliriz ki? Ben bu defteri geçerli saymıyorum. Sen bilirsin. Senin için yaptığım onca iyilik burada gözümüzün önünde dururken geceleri rahat uyuyabilecek misin? Yok. Benim moralim bozulur. İçim konuşur. Benim inki gibi fıstıramazsın. Benim vicdanım rahat. Ben ne zaman da iyilikler yaptım çünkü sana. Tanıdığın herkese gidip söylerim. Bu kadar belgelenmiş iyiliğe karşı eli tutulur hiçbir şey yapmadı diye. Evet, ne yapıyoruz? Anlat bakalım. Bana bir ev yapmanızı istiyorum. Ama bu ev değil ki senin heykelin. Öyle sıradan bir ev istemiyorum tabii ki. Benim evim beni yansıtmalı. Ha bir de deniz manzaralı olacak. O kadar emekten sonra sonunda hayallerimle evine kavuşacağım. Çok mutluyum.
Yine yeşillendi fındık dalları, zaten hep yeşildi. Aa Kukuri, aferin, sen iyi çalışıyorsun. Muz borçlarını da gözle görülür biraz ama var. Ha, şimdi de bir artış oldu tekrar. Göbek kısmına çok malzeme gitti. Ya üç gündür çalışıyoruz. Dağ kafasına yeni geldik. Ben çok yoruldum. Biraz da siz kereste taşıyın. Ama iş bölümü yaptık ya, herkesin görevi farklı. Size yaptığım iyiliklere karşılık olarak devamını siz birlikte yapın. Hangi iyiliklermiş bunlar? Şimdi buraya yazacağım iyilikler. Geçen gün kaybolan oyuncak bebeğini buldum. Ya çok teşekkür ederim Minky. Tinky'nin oyuncak bebeğini bulmak. Sen bunu hazırlıksız mıyım sandın? Ben daha az önce senin en sevdiğin spor ayakkabılarını Hoşçun ağzından kurtardım. Aa, sağ ol Tinky. Ben de senin çiçeklerini sulamıştım. Odanı ben boyadım. Ben de... Geçen bana gelen paketi sen teslim almışsın, sağ ol. Aynen, önemli iyilik. İyiliği hatırlatmak da bir iyilik olduğu için. Vay, demek artık sizin de iyilik defteriniz var. Evet, var. Buyur kalem. Kalem verdim. Oturarak yazsana, evet. Daha kolay olur. Sandalye çektim. Bakıyorum da çok hızlı öğreniyorsunuz. Yalnız o göbek öyle kocaman oldu Kukuli. Biraz içine çekelim. Siz de bakıyorum Kukuli'yi yalnız bıraktınız. Biraz daha çekelim. Bir şey olmaz, merak etme. Oh be, böyle ne güzel. Fazladan iyilik yok. Herkese hak ettiği kadar iyilik. Oo, çok güzel cümle. Bunu defterin kapağına slogan olarak yazıyorum. O zaman sana iyilik yapmış oluyorum. O zaman yazmıyorum. Vay, kafamı da yapmışsın Kukuli. Oo, çok merak ettim içini. Dur ya, bir şey olmaz, bir bakacağım. Tam istediğim gibi, müthiş. Yalnız biraz sallanıyor sanki. İçinde yapmışsın Kukuli. Aslında sana borçlandım ama senin iyilik defterin yok. İki gün sonra bu yaptıkların unutulur gider. Evi beğendiğine göre devamında bitince sana olan borcumuz ödeniyor Toriki. Yalnız fena sallanıyor. Bize doğru mu geliyor ne? Aa, hayır. Çabuk tutun. Tamir edin. Bir şey yapın, yıkılmasın. Sana iyilik borcumuz yok ki, neden tutalım? Ev yıkılırsa borcunuz ikiye katlanır. Olmaz. İyilik defterini yok edemem. O zaman biz de yardım etmeyiz. İyi ama sana iyilik borcumuz yok ki Kukuli. Evet, zaten defterin de yok. Tamam, sadece tutun. Bütün borçlarınızı sileceğim. Ha, iyi o zaman. Çabuk ol Kukuli. Kukuli, acaba yardım edebilir misin? Ama etmesen de anlarız. Çünkü bize borcun yok. Ay, aman, bana da yardım edin. Hala borcunuz var. Ev yıkıldı çünkü. Kukuli uyarmıştı seni. Senin hatan. Ya tamam, doğru ama siz de yardım edin. Ne olacak yani? Daha önce ediyordunuz. O iyilik defteri olmadan önceydi. Doğru, haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Beni burada bırakabilirsiniz. Hak ettim. Yırtıyorum bu defteri. Bundan sonra sadece mutlu etmek için iyilik yapacağım. Dondurmalar gerçekten çok güzel Toriki, sağ ol. Ne demek canım? Hepsini yiyebilirsiniz. Senle kaybolan kafamı bulup getirdiğin için sağ ol Kukuli. Kukuli, bu sefer de sen mi? Aman, ödüm patladı. Sen iyilikleri yazmaya başlarsan biteriz çünkü. İyi ki buralara gelmişiz, değil mi? Evet ya, daha önce gelmediğimiz yerleri keşfetmek çok heyecanlı. Ben mesela şurayı da merak ediyorum. Ben de hep bu tren yolunu merak ediyorum. Ben öyle nereye gidiyor diye hep kafama takılıyor. Eski olduğu için burada da yok. Çok güzel mi, değil mi? O deftere neler yazıyorsun Tinky? Çok merak ettim.
Bu benim izlenim defterim. Yaşadığım şeylerle ilgili gözlemlerimi, ne anladığımı bu deftere yazıyorum. Aa, hangara bak. Hadi hemen içine bakalım. Aa, girilmez diyor. Ama eski bir yazıdır bu. Şimdi girsek ne olacak ki? Olsun, tabela duruyorsa girmemek daha iyi olur. İçinde ne olduğunu merak etmiyor musun? Çok. Merakının önüne hiçbir şeyin geçmesine izin vermeyeceksin. Ay! Ha? Çalışıyor mu acaba? Sağlanmış, freni de çalışıyor. Ne diyorsunuz yani? Bu da soru mu Tinky? Tabii ki çalıştıralım ve bu yol nereye gidiyor öğrenelim. Öğrenelim. Tinky Minky Kukuli, haydi şimdi ileri. İkiye ayrılıyor. Hangisinden gideceğiz? Bilmem, fark eder mi? Zaten iki yolda bilmiyoruz. Hmm, o da doğru. Sence Kukuli hangisi? Ben de sol diyorum. Ben de. Acaba diğer taraftan mı gitseydik? O yolda ne vardı acaba? Çünkü burası zaten bildiğimiz yol gibi, aynı yani. Değil mi? Bana da öyle geldi. Kukuli, sen ne diyorsun? Fark etmiyorsa dönüp diğer yola dönelim. Aynı yoldan gideceğiz o zaman, ne yapalım? Biz demin buradan geçerken ağaçlar, çiçekler, gökkuşağı yoktu sanki. Vardı ama biz göremedik herhalde. Allah Allah, nasıl göremedik ki? Ben galiba biliyorum. Ne oldu, ne yazıyorsun? Anladığım şeyi. Bakabilir miyim? Şimdi değil, sonra zamanı gelince bakarsın. Of, o tepeye mi tırmanacağız? Ama Kukuli, çok zor olur oraya tırmanmak. Bu zorluğa katlanmaya değer mi? Tamam, hadi. Hadi hızlanıyoruz. Ha gayret, az kaldı. Biraz daha dayanalım. Sıkı tutunun. Oo, çok hızlı gelmedik mi? Hem de inmesi çok zevkliydi. Ben çok merak ediyorum ne yazdığını. Ha, göstereceğim zamanı gelince. Aa, denize geldik. Demek ki burası sonradan suyla dolmuş değil mi? Ne yapacağız, devam mı? Acaba su derin mi? Bence devam edelim. Burada bırakamayız. Bence de. O zaman suya giriyoruz ha? Suyun üstünde gidiyormuşuz gibi. Ya ne zaman vakti gelecek de deftere bakabileceğiz? Vakti gelince. Üf! Ne? Ama! Ha, burada eskiden köprü varmış ama yıkılmış. Burada bitemez ama ya. Ama deneyip de karşıya geçemezsek pek iyi olmaz. Suyun içinden de geçtik. Aynı onun gibi geçeriz. Ama orada istediğimiz yerde vazgeçebilirdik. Burada havada durup olmadı geri dönüyoruz mu diye. Evet, olmaz öyle değil mi? Aslında doğru. Atlamadan karşıya geçip geçemeyeceğimizi bilebiliriz. Matematik mi?
Vay, kırpıya geçebiliyoruz ha. Yalnız tekerleklerin tam karşıya geçmesi için biraz ağırlık atmak lazım bak. Çantalarımızı bırakalım. Oturakları da sökelim. Vücuttaki bazı ağırlıkları da attım. Ne var ya, cebimde bilyeler vardı, onu diyorum. Allah Allah. Hazırız tabii ki. Bu işte gerçekten yolun sonu. Aa, ama nasıl burada biter ki? Bir yere varmak gerekiyor sanki. Vardık işte, buraya vardık. Ama burası varılacak bir yer değil ki. Vagon hala sağlam. Kukuli nerede? Bilmem. Minky defteri okumak ister misin? Aa, tabii çok isterim. Meraklı olmak çok güzel. Gidilecek çok yol, görülecek çok şey var. Kolaylık için önce zorluklara katlanmalıyız. Denemeden bilemeyiz. Cesaretini bilgiyle birleştir. Tinky, bunlar çok güzel. Evet ama hepsini boş yazdım. Baksana, yol bitti. Kukuli, yol yok ki. Bunu kaldırsak ne olacak? Evet, doğru ya. Her zaman başka bir yol var. Ben de bir şey yazabilir miyim? Tabii ki Minky. Hemen bakma, zamanı gelince bak. Varmak yok, gitmek var. Şuraya bakın. O da ne? Ormanın ortasında ne ışığı bu böyle? Birileri ateş yakmıştır belki. Ama o zaman duman olması gerekmez miydi? Doğru. Hem de bu ışık nokta gibi daha küçük. Aa, söndü. Neydi acaba? Süren doldu Tinky. Kukuli kazandı. Ha, bakın, dün gördüğümüz ışık. Ben göremiyorum. Nerede? Nerede? Ya nokta kadar ışık için amma tantana yaptınız. Ama ışığın nereden geldiğini bilmiyoruz. Bir şeylerden geliyor demek ki. He, sağ ol. Aa. Ya ben hala göremiyorum. Gitti zaten. He, tamam. Aha, birini yakaladım. Bu kim? Çocuklar. Bu ışık ne acaba? Kaç gündür bunu düşünüyorum. Baksanıza, düşüncelerim birbirine girdi. O da bir şey mi Minky? Ya ben? Bu ışığın kaynağını bulmamız gerekiyor artık. Merak ediyorum çok. Ama drone'la bulamazsın ki Kukuli. O zaman ışık yine kaçabilir. Dürbünle uzaktan gözlemlersek bulabiliriz anca. Ama dürbünde olmaz ki. Kamerayla bakalım. Kaydedemeyiz yoksa. Bence bulmamızın tek yolu dürbün. Bence kamera. Öyleyse yarın akşamüstü dürbünümüzü alıp yola çıkarız. Kameramızı. Hazır mıyız? Ben kameramla hazırım. Ben de dürbünümle. Nereye? Işığı bulmaya mı? Evet. Ben de ışık ne olabilir diye araştırdım. Birkaç tahminim var.
Bir uçaktan düşen ışıldak olabilir, kedi gözleri olabilir, ay ışığının su birikintilerine çarpıp yansıması olabilir, doğada bulunan fosfor olabilir. Düt bizim yola çıkmamız. Güneş tutulmasından kaçan güneş huzmesi olabilir. Minky'nin ışıklı ayakkabısının kayıp teki olabilir. Düt bizim gitmemiz gerekiyor. İskelede uçurduğumuz ışıklı balonlar dönüp gelmişlerdir belki. Veya Kukuli'nin 4 yıl önce kaybettiği pilli cep feneri olabilir. Ah Kukuli ah! Tamam, siz yola çıkın. Ben bir şey bulursam size ulaşırım. Birlikte bu ışığı bulacağınıza eminim ben çocuklar. Ha, birlikte gitmiyor musunuz? Tinky, Minky, Kukuli, haydi şimdi. Yapmıyor musunuz? Bu taraftan gelen olursa birlikte gidebiliriz. Ben buradan gidiyorum. İsteyen gelsin. Şu taraf kuzey, bu taraf güney. İyi de ben neredeyim? Ben masumum. Düt, ne işin var burada? Ben buraya biraz kafa dinlemeye geldim. Kafam çok şişmiş gibi galiba. Siz birazcık, azıcık çok konuşuyorsunuz da ondan. Biz mi çok konuşuyoruz? Biz. Yani. Ha, o ışık sönmeyen bilgi ateşi olabilir mi? Ama bu soyut bir şey tabii. Ben de ışığı buldum diye sevinmiştim. Hay Allah. Hoş geldin Kukuli. Hoş. Bak sana bir kukuli yapayım. Şimdi de şaşkın kukuli yapayım. Ne oldu kukuli? Işığı arayıp da yanlış yere gelmiş gibisin. Bugün de iyi güldük. Arkadaşlarım var da bu seferlik ayrıldık. Ama keşke ışığı birlikte arasaydık. Önce onların yolundan giderdik, sonra benimkinden giderdik. Sana bir isim mi koysak? Tinkuli, arkadaşlarımın isimlerinden birleştirdim. Minky. Minky sen misin? Oha! Oho! Tinky, Kukuli buradayım. He? Minky iyi misin? İyiyim tabii. Kendim de inerdim oradan istesem de işte. Sizi çok özledim. Kimse ışığın kaynağını bulamadı galiba. Siz de mi arkadaş buldunuz? Bakın bu Tinkuli. Ama bir saniye. Yoksa ışık... Ateş böcekleri bir araya gelince ışık saçıyor. Yani arkadaşlarıyla oldukları zaman parlıyorlar. Yani hep birlikteyken. Aynı bizim gibi. Çocuklar. Gizemi çözdüm. Işığın kaynağı ateş böcekleri olabilir. Oraya bak Düt. Öyleymiş gerçekten. Püf, yine geç kaldım desene.